Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda bir duyuru yapacağım. Yanımda en iyi arkadaşım Hazal var. Ve burnuna piercing yaptırdı. Evet, acıyor. Bayağı acıyor. Yanıyormuş böyle. Yaptıranlar için burada, yaptırmak isteyenler için burada söyleyelim. İlk başta derdinde acımıyor spreyle olduğu için. Sonradan ağrıları oluyor. Ben de tahmin ediyorum çünkü benim küpem. Ve hey, şunu eğer çok elinizle oynarsanız oynatırsanız mikrop kapıyor. Evet. Ama kaç hafta dedi şey denen kişi? Yani ilk hafta acımıyor. Onun dışında ağrıların oluyor belki, yani onun için. Hani deneme şeyi takıyorsun ya. O bir hafta duruyordu. Değil mi? Aynen. Hadi başlayalım. Bu videoda arkadaşlar benim arkamdan konuşup barıştım deyip videolarıma dislike atan kişilerden bahsedeceğim. Ve bir meseleden daha bahsedeceğim. İlk başta arkadaşlar benim eski en iyi arkadaşım olan kişiden bahsedeceğim. Yalancılık yaptı. Biliyorsunuz ki ben isim vereceğim artık. Yalan söylemiyorum. Arkadaşlar Asya Hasan Çebi, yani Pushing, yok neydi kanalımda? Asya ile Squishy benim eski en iyi arkadaşımdı. 2 yaşında tanışmıştık ama olaylar oldu. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Şuraya fotoğrafımı koyuyorum. Neden? Şimdi koydum arkadaşlar, orada serum falan takmışlardı. Ben de orada, yani bir sözleşmemiz vardı. Ben de onu orada unuttum diye bana tripler atıp benimle küstü. Neyse, sonra ben bunu bir gün aradım, barışalım dedim. Barıştık dedi ama eskisi kadar iyi değiliz dedi. Ben de zaten öyle dedim. Sonra arkadaşlar, videolarımın hepsi dislike atıyordu. Barıştık diyordum, dislike atıyordum. Mesela Instagram'da anket yapıyordu, ben cevaplıyordum. Hani soru sorum var ya, oraya ben soru yazıyordum, benim sorularım cevaplamıyor. Şu an beni izliyorsun, biliyorum. Sana bir şey demiyorum, ben daha iyi insanlar da var dünyada. Yanımda duran örnekler de var. Benim ona geri dönmemin sebebini arkadaş bulamadığım anlamına geliyor. Hazal'a soruyorum. Gerçekten şu an yalan söylemiyoruz. Bakın. Hiç yalan söylemiyorum. Hazal, ben Asya'yla küstüğüm zamanlar senin arkadaş değil miydim? Evet. Hatta biz onunla buluşuyorduk, yani o derece. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bir gün ben senin doğum gününe gelmiştim. Orada da bana trip atmıştı. Evet. Neyse, geçiyorum. İkinci meselemiz komik geliyor bana. Şuraya resim koydum, şuraya koydum. Bu üç resime bakabilirsiniz. Anneme küfür eden alçak. Yani annemle konuşuyordum. Ben direkt anlatıyorum. Bizim bir sınıfta cahil bir çocuk vardı. Sanki hikaye anlatır gibi. Bir çocuk vardı arkadaşlar. Biz onunla hiç anlaşamıyorduk. Sonra ben onu biraz dövüyordum. Biraz dövüyordum. Yani gerçekten böyle kavgalarımız olmuştu. Mesela bir kere benim bacağıma vurmuştu. Ben de onu... Ve çocuk asosyal. Hiçbir arkadaşı yok. Ya şöyle, gizemli sınıflarımız ayrı. Ama yani çapraz sınıflarımız. Bizim sınıfta Erol diye isim vereyim. Erol'da bir arkadaşım. Ben... Onun, o bahsettiğimiz çocukla yakın arkadaşlar. Ama şöyle, tek arkadaşlar... yani o kişinin tek arkadaşı Erol. Ama Erol'un bir sürü arkadaşı var. Yani. Bir de arkadaşlar, o kişi hani ben onun YouTube kanalını bir kere dedim ki bak Arda böyle videolar çekme, ismini veriyorum. Böyle videolar çekme, ilerleyemezsin diyorum. Sonra arkadaşlar neymiş, ben küfür etmişim buna. Neymiş, onun fotoğrafını kullanarak hesap açmışım. Gerçekten böyle bir şey yapmadım. Sonra bu geldi, kendisi okuldan ayrılacağını annesinden babasından duydu. Benim dövemeyeceğimi anladı. Sonra da bana küfürler etmeye başladı. YouTube kanalından arkadaşlarını toplamış. Olmayan arkadaş dediğim kuzenlerini toplamış. Ben bununla konuştum. Sen hayırdır yani dedim. Hayırdır dedim. İşte yazışmaları koydum ben. Biraz önce okumuşsunuzdur. Buydu duyurum. Bir de arkadaşlar, o ilk meseleye gelmek istiyorum. Benim tek arkadaşım sen değildin. En iyi arkadaşım kendi sen değildin. Benim bir sürü arkadaşlarım vardı. Hazal'dır, bir sudur. Şöyle arkadaşlar, bir sürü Gizem'in videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Ben de bir sürü 2 yaşından beri
çok yakın arkadaşız ve aramız hiç bozulmadı. Çünkü insanlar bize aramıza bir şeyler attı, inanmadık. Mesela Gizem de, yani bir Gizem, Birsu, ben, üçümüz en yakın arkadaşız. Hani birbirimize sırlar veririz. Evet, şu an Birsu yanımızda değil çünkü şehir dışında. Ama Birsu, Gizem, ben çok yakın arkadaşlar. Size arkadaşlar, ben de size bir şey anlatmak istiyorum. Kız arasında şey olur, sınıfta hep gıcık kaptığınız bir tane bile olsa bir kız olur. Olur. Okul başladığında olur. O kızın gıcıklığını hissettiğiniz zaman onunla aranıza mesafe koyun. Çünkü ben mesafe koymadım, kız tepeme çıktı. 2 sene dayandım. 2. senenin sonunda kızla kavga ettim ve kız benden korkuyor. Çünkü artık çok sabrımı zorlamıştı. Ona bayağı büyük kavgalar ettim. Hatta şu an benimle aynı düşen bir sürü arkadaşım var ve Gizem de onun içinde. O yüzden böyle sınıfta gıcık kaptığınızı düşündüğünüz kızları anında mesafe koyun ve bir gruplaşma, kızlar fark etmez. Aynen, bir gruplaşma olduğu an gruplara girmeyin. Hani evet girdim, ben girdim. Evet, şu an çok iyi bir arkadaş grubum var ama hani o kızın olduğu gruplara girmeyin. Çünkü arkanızdan bir sürü dedikodu yapılır. Ben bir tane arkadaşıma sarıldım ama arkadaş şeydi hani yani, arkadaş bir şekilde arkadaş, sarıldım ama böyle kanka, hani kardeşim gibi. Dediğim bir çocuk ve bu dediğim kızla eski sevgililer ve kız şey demiş, işte ben Hazal'ı öldüreceğim falan demiş ve ben dedim ki gelsin karşıma, kim öldürüyormuş bakalım falan dedim. Sonra kızla kavga falan ettim ve arkadaşlar size demek istediğim, sadece okul açıldığında kız arkadaşlarınız erkek olur, gıcık kalktığınız sınıfın lideriymişim hareketleri yapan, oyun çeviren kişilerden uzak durun ve onların olduğu grupları olmayın ve mutlaka sır tutabilecek arkadaşlarınıza gidin, deyin ki sen böyle düşünüyor musun diye sorun. Ben mesela Gizem'e sordum. Gizem'le biz ilk başta çok yakın arkadaş değildim. Evet. Hani bir su yakın arkadaştı Gizem'le. Sonra Gizem'e dedim, Gizem bak böyle böyle şeyler var. Sen de onları gıcık oluyor musun? Sen de benim yanımda mısın dedim. Ve Gizem de yanındayım dedim. Biz böyle böyle samimi olmaya başladık. Sonra kimseye anlatmadığımız şeyleri o üçümüz, bir su, ben, Gizem, birbirimize anlattık. Olay bu. Benim en iyi arkadaşım dediğim, övdüğüm, tüm okulda bak Samet bile biliyordu değil mi? Hı-hı. Samet beni muhtemelen izlemiyordur ama Samet bile arkadaşım biliyordu. Ben tabii ki de eski en iyi arkadaşım hala bir böyle kin, nefret falan yok. Ama yani bilmiyorum, ben üzüldüm. Serumlu resmimi de koydum arkadaşlar. Ben hala ona karşı böyle bir kötü niyetim yok. Eğer bu videoyu kaldırmamı isterse de kaldıracağım. Bilmiyorum. Ama arkamdan ya barıştık deyip arkamdan işçiler çevirmesi beni gerçekten çok üzdü. Bilgisayardan her şey gözüküyor. Hangi saniyesine kadar izlediği, herkesin gözüküyor. Sadece onun değil. Hangi saniyesine kadar izlediği, dislike mi attı, like mi attı, bunların hepsi bilgisayarda gözüküyor. Bunu demek istedim. Arda olayı da yani bir kere gördüğünüz video, yani 13 like, 13 dislike olmuş. Ben o yüzden yorumlarda açıklama yaptım. Bu yüzden. Ben şu an Arda Can Polat'la barıştım ama eskisi kadar asla asla böyle samimi olmam. Asla. Asla. Ben onu gerçekten arkadaş olarak görüyordum. Ama şimdi tabii ki de arkadaş olarak görüyorum ama eskisi kadar arkadaş olarak görmüyorum. Bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Arkadaşlar benim kanka olarak bildiğim bir arkadaşım yurt dışına gelemediğim için bana yalan söylemiş. Bunu da söyleyeyim. İzliyordur, izlemiyordur bilmiyorum. Artık haberi iletirsiniz eğer tanıdıkları şu an izliyorsa. Bu video bu kadardı. Duyurumuz çok önemli. Lütfen buna herkes yani izlemiştir umarım. Ve söylediklerimize gerçekten dikkat et. Boynum sivrisini kısırdı şu an. Çok kaşınıyor. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Görüşürüz.